Soru 1. Yaklaşık 190 kez değişiklik yapılan kamu ihale kanunu çıkış amacına uygun hale getirecek misiniz? Tüm ihaleleri açık, şeffaf, fırsat eşitliğine dayalı hale getirecek misiniz? Yoksa yine sadece 3-5 kişiyi zenginleştirmeyi, ülkeyi kalkındırmak zannetmeye devam edeceksiniz? Cevap yok. Cevap kağıdı boş. Soru 2. Devlet kurumlarının Sayıştay'ın denetimini açacak mısınız? Soruyoruz, doğru hesaptan kaçar mı diye soruyoruz. Doğrunun verilemeyecek bir hesap olur mu diye soruyoruz. Ama cevap yok. Soru 3. Harcamalarda şöyle bir önceliklendirme yapacak mısınız? İsraftan vazgeçecek misiniz? Bir mali kuralınız olacak mı? Hani vaktinde bizim hazırladığımız ama reddettiğiniz, yaptırtmadığınız, engellediğiniz bir mali kuralı getirecek misiniz? Kural bazlı mı yönetmek istiyorsunuz bu ülkeyi yoksa keyfilik bazlı mı yönetmek istiyorsunuz? Sorunun cevabı yok. Cevap kağıdı boş. Soru 4. Kara delik haline gelen varlık fonunu kapatacak mısınız? Daha kurulduktan birkaç sene sonra milyarlarca borca batan bu fonu derhal kapatıp sona erdirecek misiniz? Soru 5. Bir başka kara delik. Kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu böyle devam edecek mi? Bu ülkenin kaynakları oluk oluk bu projelere akmaya devam edecek mi yoksa bir tedbir alacak mısınız? Cevap yok. Soru 6. Kanal İstanbul gibi rant projelerinden vazgeçecek misiniz? Soru 7. Merkez Bankası'nı gerçekten bağımsız çalıştıracak mısınız? Yoksa yine canınız sıkıldıkça başkanı görevden almaya devam mı edeceksiniz? Soru 8. Merkez Bankası bilançosundaki ihtiyat akçesini pervasızca harcamaktan vazgeçecek misiniz? Döviz ve altın cinsinden iç borçlanmayı durduracak mısınız? Bakın bunlar durmadan sabah kalkıyorlar milli yerli diyorlar, akşam yatıyorlar milli yerli diyorlar. Bizim sona erdirdiğimiz, bitirdiğimiz içeriden döviz ve altın cinsi borçlanmayı bunlar tekrar başlattılar. Ve bu son 2 yılda oldu bu. Bir ülkenin devleti kendi vatandaşından başka bir ülkenin parası cinsinden borçlandı mı ya? Böyle bir şey var mı? Ne oldu? Vatandaşlardan altın borçlandılar değil mi? Altının kökü dışarıda. 2 yılda da altın 2'ye katladı mı? Devletin yakın tarihte hiçbir zaman ödemediği bir faizi ve farkı şu anda işte devlet o altın cinsinden borçlanmasına ödüyor. Böyle bir şey olur mu? Bunlara hiç cevap yok bakın. Cevap kağıdı boş. Soru 10. Kamu bankalarının siyasi mülahazalarla kredi vermeye, zorlamaya devam edecek misiniz? Cevap yok. Boş. Soru 11. TÜİK kanunu değiştirecek misiniz? TÜİK'i gerçekten tam bağımsız bir kurum haline getirecek misiniz? Kurumlar rakamlarla oynama alışkanlığı bırakacak mı? Yoksa hala bu vatandaşa gerçekleri söylememeye, yanlış rakamları söylemeye devam edecek? Cevap kağıdı boş. Soru 12. Eş, dost ve partili kayırmacılığına son verecek misiniz? Kamuda iş alımlarda mülakatı yandaş seçme metodu olarak kullanmaya devam edecek misiniz? Cevap yok. Böyle bir boş kağıda, boş sınav kağıdına siz hangi notu verirsiniz? 0. 0, 0, 0.